Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar yazarlık ve yazma becerileri dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi sizlere. Hemen ilk bölümde aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz şeklinde verilen 1. bölümümüze bakıyoruz. Kelimelerimiz diyalog, ana düşünce, kavram ağı, kıta, dize, şiir, kişisel, konu ve yardımcı düşünce olarak bizlere verilmiş. Hadi uygun olarak birlikte bunları doldurmaya çalışalım. Duygularla düşüncelerin kısa ve etkileyici sözlerle ifade edildiği genellikle kısa dörtlü metinlere denir ifadesi var. Bakın bu tarife dikkat edin. Kısa olacak ve dörtlü olarak verilecek bu dizelerin toplamına biz ne diyorduk? Şiir diyorduk arkadaşlar. İlk kelimemizi şiir olarak yazalım ve yukarıdan emin olduğumuzu şöyle bir işaretleyelim. Bir metinde ele alınan, üzerinde söz söylenen her şeye konudur arkadaşlar. O metinin konusudur. Dolayısıyla buraya da bir konu yazalım ve yukarıdan şöyle işaretleyelim. Şiirlerin dört mısradan oluşan her bir bölümü nokta nokta olarak kabul edilir. Biraz önce şiirden bahsettik. Şimdi o dörtlü dizeye biz ne dedik? Dörtlü mısradan oluşan her bir bölüme de kıta diyoruz. Buraya da kıta yazdık. Diğerine geçiyorum. Bir insanın başka bir insanla konuşmasına nokta nokta denir bir ifadesi var ki bizim başkalarıyla konuşmamız nasıl ifade ediliyordu arkadaşlar? Diyalog değil mi? Başkalarıyla kurduğumuz olumlu veya olumsuz diyaloglar hayatımızın her anında var. Denemelerde yazarın nokta nokta düşünceleri önemli yer tutar. Yazarın düşünce, bakın denemelerden bahsediyoruz. Burada yazar kişisel düşüncelerini ön plana koyar. Arkadaşlar buraya kişisel düşünce olarak tamamlayalım. Bir metin için hazırlık yapılırken bilgi, düşünce ve olayların belli bir ilişki ağı içinde bir araya getirilmesine de nokta nokta denir ifadesi var arkadaşlar. Buna bu bakın bahsettiği belli bir ilişki ağı diyor. Buradaki püf noktaları yakalayın. Buraya biz kavram ağı diyoruz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Kavram ağını. Dolayısıyla burayı da doldurmuş olduk. 7. ifademiz biraz daha ekranı yukarı kaydırıyoruz artık. Aşağıda kaldık. Bir metinde öne çıkan ve diğer düşünceleri kapsayan düşünceye bakın bir metinde öne çıkan düşünce ve diğerlerini kapsayacak bu tarz düşünce o metnin ana düşüncesi diyoruz arkadaşlar. Buraya ana düşünce yazalım. Ve 8. ifademiz bir şiirdeki her bir satıra nokta nokta adı verilir. Her bir satırın ismi de dize arkadaşlar. Bu şiirin özelliklerini hatırlayın. Şiirin kendi tanımı, konusu, kıtası, dizesi bunlar ayrı ayrı sorulabilir. Sınavlarda karşımıza çıkıyor diyelim. Ve son ifademiz ana düşünceyi destekleyen diğer düşüncelere tabii ki yardımcı düşünce diyeceğiz. Buraya da yardımcı düşünce olarak ifade edelim. Ve ilk bölümümüzdeki boşlukları doldurma bölümünü böylelikle sizlere bir kez daha hatırlatmış olalım arkadaşlar. Sınavlarda belli başlı kavramlar var ki gelebilecekleri sizlere hatırlatmış olduk diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz ifadesinde bakalım burada ne var? Ha, aşağıda verilen boşluklara uygun olanları getirirsek hangi seçenek boşta kalır ifadesi var arkadaşlar. Boşta kalana bakacağız. Görülen bir yerin özelliklerinin, doğal güzelliklerinin anlatıldığı yazılara ne diyoruz? Evet, gezip gördüğünüz yerleri anlatmışsınızdır. Bu tarz yazılara gezi yazısı diyoruz arkadaşlar. A'yı şöyle bir yazalım. Bu boşta kalmadı. Kahramanları genellikle hayvan ya da bitki olan ve insanlara ders veren yazılar. Hayvan ve bitkiyle ders veren yazılara biz fabl diyoruz arkadaşlar. Buraya da C olarak işaretleyelim. İnsanların başlarından geçen ve geçmesi mümkün görülen olayları yer ve zaman belirterek bütün ayrıntılarıyla ele alan uzun yazılara da roman deniyor arkadaşlar. Buraya da D diyelim ama görüyorsunuz ki burada otobiyografi boşta kaldı. Son seçenek o muymuş bakalım. Tanınmış kişilerin yaşamlarını, hangi işleri başardıklarını, çalışma biçimlerini, kısaca yaşam öykülerini anlatan yazılara biz ne diyorduk arkadaşlar? Otobiyografi mi diyorduk? Hayır. Tam tersi biyografi diyorduk. Burası otobiyografi olarak verilmiş ama burası biyografi olacak. Biyografi insanın kendi hayatını, özür dilerim, otobiyografi kendi hayatını anlatmak ama biyografi bir başkasının hayatını anlatmaktır. Buradaki kelime oyununa dikkat ediyoruz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak birinci soruda arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Burada da yine bir kısa ifademiz var. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? 13. yüzyıl halk şairidir.
Şiirlerinde Allah ve insan sevgisini işlemiştir. Tapduk Emre dergahından ayrıldıktan sonra Anadolu'yu bir derviş olarak gezmiştir. İlahi türünün en usta şairi olmakla beraber şiirlerinde coşkulu bir söyleyiş, göze çarpar ifadesi var. Bahsedilen ne arkadaşlar? Bakın ki bir insanın hayatından bir kesit alınmış. Nerede doğduğu, nerede yaşadığı, ne yaptığı ettiği bu bir biyografidir arkadaşlar. Cevabımız burada C seçeneği olacak. Biraz önce bahsettik biyografi ile otobiyografi arasındaki farkı zaten. Diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya. Sevgili kardeşim, sana uzun zamandır yazamadım. Burada işlerim çok yoğundu. Bir de oturduğum evden taşınmam gerekti. Tüm bunlar çok vaktimi aldı. Şimdi daha büyük bir ev buldum. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili annem, babam, arkadaşım diye başlıyorsak arkadaşlar biz mektup yazıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Cevap A seçeneği olacak. Gayet açık bu soruda. Evet, dördüncü soruda yine maddelerimiz var. Bakalım ne isteyecek bizden? Burada numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Anlamlı cümleleri biliyorsunuz ki fiili en son atacağız. Kuralımızın en önemli kuralımız bu. Söyleyebilecek bulun kusurlarınızı arkadaşlar size. Evet, bu ifadede arkadaşlar ilk önce size 5... kusurlarınızı söyleyebilecek arkadaşlar bulun. Evet, bakın bu 2, 5, 3, 1, 4, 2 sıralaması nerede var görüyoruz. Evet, C seçeneğinde doğru cevabın seçeneği belli olmuş oldu. Yani dolayısıyla size kusurlarınızı söyleyebilecek arkadaşlar bulun sıralaması doğru seçenek C seçeneği olacak diyelim ve geçiyoruz bir başka soruya. Yine bir açıklamamız var. Bu parçada yararlanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var. Giyimliydi, yalnız ayakları çıplaktı, başucunda tabanları kararmış yün çorapları, dökme astikten yapılma ayakkabıları dururdu. Bileğine takılı safran sarısı tesbihi, gür, koyu görünen, bıyıkları sırt üstü yattığı yerden ona daha genç gösteriyordu. Buna karşın göz kapakları derinde, içine çökük dururdu. Bu parçada anlatan anlatım biçimi ne arkadaşlar? Resmen birini resimlerle çizdik değil mi? Sözlerle resim çizer gibi çizdik. Dolayısıyla bir insanı betimledik, anlattık, tasvir ettik. Cevabımız açıklama, tartışma, öyküleme değil, betimleme olduğu gayet açık. Çünkü A'dan Z'ye bütün detaylarını çizdik, verdik adamın. Ben o zaman ilkokula gidiyordum. Köyün sonuna doğru giden yol üstünde iki katlı kerpiçten bir ev vardı. Karşı komşumuz dirliksiz Osman'ın çocuklarıyla dere kenarında oynardık. Bazen de balık tutmaya çalışır ama beceremezdik. Yukarıdaki verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Evet, insan geçmişine gitmiş değil mi? Çocukluğundan bir kesit anlatıyor. Bu bir eleştiri, makale, deneme de değil ama hatıra olduğu gayet açık değil mi? Şunu yapardık, bunu yapardık, balık tutardık vesaire. Evet, hatırası anlatılmış bu soruda cevabımız belli oldu. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer yine bu parça türleri arkadaşlar, bunlarla ilgili bol soru gelecek bizden söylemesi. Bir amacımız sadece birkaç tane örnekle sizlere hatırlatmak olacak. Bir varmış, bir yokmuş. Daha parça okumaya gerek var mı arkadaşlar? Direkt masal olarak söylüyoruz değil mi? Cevabımız B seçeneği oldu belli ama bakacağız. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde develer tellal iken, pireler berber iken, benim annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Kaf Dağı'nın ardında yaşayan fakir bir aile varmış. Yoksul olmalarına yoksullarmış ama çok da mutlular. Şimdi burada hiç gerçek bir şey var mı arkadaşlar? Yani evvel zaman içi bir varmış bir yokmuş, develer tellal falan filan. Tamamen hayali ürün. Bu da masalın içerisinde çocukların hayal dünyasını genişletmek amaçlı anlatılan bir tür. Dolayısıyla cevap belli oldu diyelim ve geçelim diğerine. Evet arkadaşlar, burada da aynı şekilde bir açıklama var. Yukarıda verilen parçanın türü bu sefer ne? Bakın, bir sürü parça türü öğrendik. Hepsinden örnekler vermeye çalıştık sizler için. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış. Diğer yolların hemen hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girseniz bir yemek sofrası bile bulamazsınız. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmezler.
Yukarıdaki parçanın türü ne peki arkadaşlar? Bahsedilen bir ifade var ki adam gitmiş bir yeri gezmiş, görmüş, orayı bize anlatıyor. Dolayısıyla söyleşi, hikaye, roman değil. Bu bir gezi yazısıdır. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. Diğerine bakıyoruz. Yine bir açıklama var. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? Soru köküne dikkat edin. Girmez diyor. Bakalım bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil yaşantısını zenginleştirmektedir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır. Ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü özür diliyorum. Sanatsal söyleyişler önemli yer tutar. Bu tür yazılar yaratıcı yazılardır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez? Arkadaşlar, tiyatro bunlardan biri midir? Kesinlikle bunlardan biridir. Yaratıcı düşünceyi geliştirir. Masal aynı şekilde biraz önce söyledik. Hayal düşüncesinin dünyasını geliştirir. Makale bunlardan biri midir arkadaşlar? Değil. Makale yazarın kendi köşesinde yazdığı bir durum. Dolayısıyla bu yaratıcı bir yazı grubuna girmez. Hikaye de aynı şekildedir. Yani yaratıcıdır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak bu durumda. Çünkü makalenin özelliklerinden bahsetmedik burada. Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme yoktur? Yani insana ait özellikler verilmemiş. Bakalım hangisinde? Sevgiliyi karda görünce boynunu eğdi menekşe. Bakın menekşeyi bir insana benzetmiş. Dolayısıyla bu kişileştirme var. Çiçekler dağılmış, yaprakları sarı, bulutlar gözleri yaşarmış geldi şimdi. Bulutlar gözleri yaşarması bir insan özelliği, kişileştirme var. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Çoban çeşmesi olduğu yerde durur. İnsan gibi gezmez. Dolayısıyla burada da kişileştirme var. Sevdan yıkıcı bir kuştur yüreğimde. Gümbürder zulme karşı kılıç kalkan gibi. Herhangi bir insani özellik yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olduğu gayet açık. Kişileştirmenin ne olduğunu biliyorsak buradaki soru kolayca çözülecek arkadaşlar. Son birkaç yıldır ağırlıklarını daha da çok hissetmeye başladık cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Evet, bakın son birkaç yıldır ağırlıklarını daha kelimesi varsa bir kıyaslama karşılaştırma var arkadaşlar. Cevabımız burada A seçeneği. Önceden de hissediyorduk ama son birkaç yıldır daha da hissediyoruz anlamı var. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda diyoruz ve geçiyoruz bir başka soruya. Burada bir şiir var görüyorsunuz. Yukarıdaki dizeler konusuna göre nasıl adlandırılır ifadesi var. Hadi okuyalım. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Arkadaşlar bu dizeler konusuna göre biz şiirleri hatırlayın sınıflandırmıştık. Sizce neyi çağrıştırdı? Arkadaşlar bu didaktik bir şiirdi. Çünkü didaktik şiir bilgi verme amaçlıdır biliyorsun. Öğüt verme amaçlı. Burada ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Burada ilmin önemini İlim sahibi olmamız gerektiği tavsiyesi öğüdü verilir. Dolayısıyla didaktik bir şekilde epik şiirler biliyorsunuz kahramanlık savaş şiirlerini anlatan şiirler. Burada bir kahramanlık yok. Lirik şiir aynı şekilde arkadaşlar ölüm, ayrılık, duygusal ifadeleri anlatan bir şiir türü. Burada da böyle bir duygusallık yok. Satirik şiirde zaten sosyal düzensizliği bize anlatıyor. Burada sosyal düzensizlikle ilgili bir ifade de yok. Dolayısıyla cevabın didaktik şiir olduğu gayet açık. Bu şiir türlerini lütfen bir yerlere not alın. Soru %100 geliyor arkadaşlar. Yine bir dörtlüğümüz var. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ifadesi var? Soru köküne dikkat ediyoruz. Dağlarda oynar yeşil yapraklar, ağaca taç olur renk renk çiçekler. Çimenler cömertçe her yeri kaplar, arılar çiçeği öperler, tek tek ifadesi var. Peki hangi aşağıdakilerden hangisi söylenemez bu şiirle ilgili? Bakalım arkadaşlar. Burada 11'li hece ölçüsü var bakalım. Dallarda 3, oynaşır 6, yeşil 8, yapraklar 3 daha 11. Evet, 11'li hece ölçüsü var. Bunu ölçtük ve yerinde tespit ettik. Peki diğer seçeneğe bakıyoruz. Dolayısıyla hangi söylenemez diyor? A seçeneğini söylüyoruz. Bu gitti. Pastoral bir şiir midir arkadaşlar? Pastoral şiir biliyorsunuz ki
Burada bahsedilen doğa, biliyorsunuz ki doğayla alakalı şiirlerin pastoral şiiri olduğunu biliyoruz. Doğal güzellikleri anlattığını biliyoruz. Cevap bu da olamaz. Bu da söylenebilir. Burada kişileştirme yapılmıştır. Konuşturma sanatı yapılmıştır. Hangisi yapıldı, hangisi yapılmadı? Onu tespit etmem yeter. Arkadaşlar burada kişileştirme sanatı yapılmıştır. Çünkü ne diyor? Arılar çiçeği öper tek tek. Yani öpme işini insanlar yapar. Arı değil. Dolayısıyla bir kişileştirme var. Bu da söylenir ama konuşturma sanatı bu şiirde yapılan bir sanat değil. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Bu ifadeyi söyleyemeyiz arkadaşlar. Geçiyoruz bir başka sayfaya. 14. sorumuzda yine bir açıklama var. Bu paragrafın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ifadesi var? Bakalım hangisini söyleyemeyeceğiz. Gece olabildiğince karanlıktı. Elindeki fener sadece 3 adım ötesini aydınlatıyordu. İçinden bütün bildiği duaları okudu. Aslında korkak bir insandı ama bu işi yapmalıydı da. Şimdi korkunun sırası değildi. Bu paragrafın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemiyoruz? Bakalım arkadaşlar. Öyküleme yapılmış mı? Evet, bir öykü niyetiyle anlatılmış bir durum var. Bu tamam. Kahramanın ruhsal durumu açıklanmıştı. Evet, korkuyor ama şimdi korkmanın zamanı değil. Ruhsal durum da açık. Kahramanın iç konuşmalarına yer verilmiştir. Evet, kendi kendine konuşuyor zaten burada. İçinden diyor, bütün bildiği dualar okudu bakın içinden. Dolayısıyla iç konuşmalarına yer verilmiştir. Ama bir düşünceyi ispatlama amacı var mı? Arkadaşlar öykülemede ispatlama amacı zaten olmaz. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bu bilgiyi söyleyemeyiz bu parça için arkadaşlar. Geçiyorum diğerine. Aşağıdakilerden hangisinde yapılan ad aktarmasının anlam ilişkisi yanlış yazılmıştır. Bakalım. Burada iç dış ilişkisi vardı. Bütün parça ilişkisi, sanatçı, eser, parça, bütün ilişkileri vardı. Hatırlayın bu durumda. Bakalım hangisi yanlış verilmiş. Her sabah bir kase yerim. Burada bahsedilen biz kaseyi mi yiyoruz? Kasenin içindeki o çorbayı veya başka bir yemeği mi yiyoruz arkadaşlar? Burada iç dış ilişkisi var. Burada bir yanlışlık yok. Buna doğru diyeceğiz. Sokağın ilk girişindeki apartmanda oturuyorum. Arkadaşlar apartmanın hepsinde mi sen oturuyorsun? Orada bir daire var. Belli ki bütünü kastediyor ama parça dairesinde oturduğu kastediliyor. Bu da tamam. Biz Yahya Kemal'i okuyarak yetiştik. Yahya Kemal'in kendisini mi okuduk? Alnında bir şey mi yazıyordu? Hayır. Bahsettiğimiz onun eserleri. Dolayısıyla sanatçı eser ilişkisi. Bunda da bir sıkıntı yok. Doğru. Kazan kaynadı. Burada kazan kaynadı derken parça kastedip bütün mü verilmiş yoksa bu işin tam tersi mi arkadaşlar? Burada dikkat edin bakın. İç dış ilişkisi olacak. Burada yukarıdaki kase olayına bakın. Burada kaynayan kase değil arkadaşlar. Kazan değil. Kazanın içindeki su, çorba, yemek her neyse. Kastedilen o. Burada da iç dış ilişkisi olmalıydı. İç ve dış ilişkisi ama bize parça bütün ilişkisi verilmiş. Yani buradaki sokağın apartman örneğindeki gibi bir örnek var diye düşünmüş ama hayır. Burada iç dış ilişkisi kastediliyor. Suyun kaynadığı ama kazanı kaynattığı söylenerek iç dış ilişkisi vurgulanmış ama parça bütün ilişkisi dendiği için yavaş ve yanlış yazılmış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Bu ilişkilere dikkat edelim ve geçelim diğerine. Yazar herhangi bir konudaki görüşlerini kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, bu önemli bakın, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan, samimi bir dil kullanarak anlatır. Buna göre bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Biz hangi kavramın tanımını yaptık arkadaşlar? Bu durumlar denemelerde geçer arkadaşlar. Denemelerde makale, söyleşi, fıkra bunlar değil. Denemelerde kanıtlama olmaz. Karşıdaki okuyucuyu inandırma olmaz. Samimi, basit bir dil kullanılır. İşte bunun adı deneme arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak bu soruda. Evet, 17. soruya bakıyorum. Yukarıdaki paragrafta kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Bozkurlarda ürün tırnakla kazınarak alınır. Saban işlemez topraklar, deve dikeninden ve 2 santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde taşımak istemezler. Susuzluktan yanan göğüslerini gökyüzüne açmak isterler. Evet, burada bir kişileştirilen varlık var. Neyden bahsediyoruz arkadaşlar? Bozkırdan mı? Değil. Toprak, gökyüzü değil. Burada bahsettiğimiz ki özür diliyorum. Toprak olacak. Bakın burada seçenekler yanlış verilmiş. A, B, C şeklinde ama burası C kabul edelim veya B diyelim. Burayı C diyelim. Bu durumda bahsedilen toprak arkadaşlar. Saban değil. Cevaptan dolayı yanıldık. Buradaki cevabımız
bahsedilen varlığın, kişileştirilen varlığın toprak olduğunu sizlere hatırlatalım. Cevabımız buradaki duruma göre toprak diyelim ve geçelim son sayfa ve son sorulara. Evet, yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir ifadesi var? Google demiş ki ben her şeyi bilirim. Doğru, biliyor, her şeyi soruyoruz. Facebook demiş ki ben herkesi tanırım. Artık insanlar sosyal medyadan birbirini bu şekilde tanıyor biliyorsunuz. İnternet demiş ki ben olmasam ikiniz de işe yaramazsınız. Ama elektriğin dediğine bakın. Tartışmayı fazla uzatmayın yoksa hepinizin işini bitiririm. Elektrik yoksa hiçbiri de yok. Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Bahsedilen sanat konuşturma değil mi? Google, Facebook, internet bu şekilde konuşur mu? Hayır, ama konuşturma sanatı uygulanmış bu soruda. Burada bir benzetme, bir kişileştirme veya bir tezat, zıtlık yok. Direkt konuşturulmuş Facebook, Google, insan gibi. Diyelim ve geçelim diğer son sorumuza. Bu parçadaki altı çizili bölümdeki anlam için hangisi söylenebilir ifadesi var? Bir çağa damgasını vurmuş. Burada altı çizilmiş olana bakalım. Resimde kurallar koymuş. Koca Picasso'nun yaptıklarını öne çıkanlar, ikinci planda kalanlar diye kimin sınıflandırdığını bilmiyorum. Tabloların yerleştirilmesinde benim bilemediğim başka kurallarda uyulmuş olmalı. Bak şimdi başka kurallara da uyulmuş olmalı. Ben bilmiyorum ama öyle bir ihtimal var. Öyle bir şey anlam çıkıyor değil mi? Bu arada şunu da belirteyim ki alanda ne kadar yetkin olursa olsun hiç kimsenin resimle ilgili kesinlik içeren yargılarına değer vermem ifadesi var ki burada uyulmuş olmalı. Öneri, sebep, şart değil arkadaşlar. Bir ihtimal olduğunu söylüyor. Ben bilmiyorum ama diyor başka kurallara da uyulmuş olmalı diye bir tahmini, ihtimali söz konusu diyelim. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.